Montaigne, ölüm üstüne. Madem ki ölümün önüne geçilmez, ne zaman gelirse gelsin. Sokrates'e, 30 zalimler seni ölüme mahkum ettiler denildiği zaman, tabiatta onları demiş. Bütün dertlerin bittiği yere gideceğiz diye dertlenmek ne budalalık. Nasıl doğuşumuz bizim için her şeyin doğuşu olduysa, ölümümüz de her şeyin ölümü olacaktır. Öyleyse 100 sene daha yaşamayacağız diye ağlamak, 100 sene evvel yaşamadığımıza ağlamak kadar deliliktir. Ölüm başka bir hayatın kaynağıdır. Bu hayatta gelirken de ağladık, eziyet çektik, bu hayatta eski şeklimizden soyunarak girdik. Başımıza bir defa gelen şey büyük dert sayılmaz. Bir anda olup biten bir şey için bu kadar zaman korku çekmek akıl kârı mıdır? Ölüm, uzun ömürle kısa ömür arasında farkı kaldırır. Çünkü yaşamayanlar için zamanın uzunu, kısası yoktur. Aristo, İpan ısırmağının suları üstünde tek bir gün yaşayan küçük hayvanlar bulduğunu söyler. Bu hayvanlardan sabahın saat 8'inde ölen genç, akşamın saat 5'inde ölen ihtiyar sayılır. Bu kadarcık bir ömrün bahtlısını, bahtsızını hesaplamak hangimize gülünç etmez. Ama edebiyatın yanında dağların, şehirlerin, yıldızların, ağaçların, hatta bazı hayvanların ömrü yanında bizim hayatımızın uzunu, kısası da o kadar gülünçtür. Tabiat bunu böyle istiyor. Bize diyor ki, bu dünyaya nasıl geldiyseniz öylece çıkıp gidin. Ölümden hayata geçerken duymadığımız kaygıyı ve korkuyu, hayattan ölüme geçerken de duymayın. Ölümünüz varlık düzeninin, dünya hayatının şartlarının biridir. İnsanlar birbirini yaşatarak yaşarlar ve hayat meşalesini kuşçular gibi birbirlerine devrederler. Lucterus. Yaşadığınız her an, hayattan eksilmiş, harcanmış bir andır. Ömrünüzün her günkü işi ölüm binasını kurmaktır. Hayatın içindeyken ölümün de içindesiniz. Çünkü hayattan çıkınca ölümden de çıkmış oluyorsunuz. Yahut şöyle diyelim isterseniz. Hayattan sonra ölümdesiniz. Ama hayattayken ölmektesiniz. Ölümün ölmekte olan ettiği ise ölmüş olana ettiğinden daha acı, daha derin, daha can yakıcıdır. Hayattan edeceğiniz kâr ettiyseniz, doya doya yaşadıysanız güle güle gidin. Niçin hayat sofrasında karnı doymuş bir davetli gibi kalkıp gidemiyorsun? Niçin günlerden yeni sefalet içinde yaşanacak, yine boşuna geçip gidecek daha başka günler katmak istemiyorsun, Lucretus? Hayat kendiliğinden ne iyi ne fenadır. Ona iyiliği ve fenalığı katan sizsiniz. Bir gün yaşadıysanız her şeyi görmüş sayılırsınız. Bir gün bütün günlerin eşidir. Başka bir gündüz, başka bir gece yoktur. Atalarınızın gördüğü, torunlarınızın göreceği hep bu güneş, bu ay, bu yıldızlar, bu düzendir. Montaigne, ölüm üstüne.